İftar sofrası programı bu akşam Amsterdam Oostorp Plein'de bulunuyoruz. Oostorp Plein'deki bu iftarın sponsorluğunu Albert Heijn Süpermarketler Zinciri üstlenmişti. Toplamda 350 kişi müracaat etmişti iftar mail aracılığıyla ve şu andaki bu sayı 700'ü aşmış durumda. Şu anda görmüş olduğumuz arkamdaki platformda, yani daha doğrusu Albert Heijn'in çatısının en son katında hummalı bir çalışma devam ediyor. Gençler burada iftarla ilgili son hazırlıklar yapıyorlar. Masaları kuruyorlar, sandalyeleri oluşturuyorlar. 350 kişilik kapasite 750'ye çıkmıştı. Onunla ilgili son hazırlıkları yapıyorlar. Ve güzel bir akşam olması için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. İnşallah biz de bu akşam burada ki bu iftar sofrasında olan gelişmeleri, görüntüleri sizlerle iftar akşamında birlikte paylaşacağız. Evet, Amsterdam Oostorp Plein'deyiz. Albert Heijn Süpermarketler Zinciri'nin birlikte iftar meyle birlikte organize etmiş olduğu iftar programındayız. Gerçekten de çok güzel bir atmosfer var. Albert Heijn'in 4. katındayız. Şu anda yaklaşık 500'e aşkın davetli burada. Hep bir arada. Hollandalı, Türk'ü, Surinamlısı, Antilyanlısı, değişik etnik gruplara insanlar hep birlikte iftarlarını açıyorlar. Biraz önce gerçekten güzel bir sema sunumu vardı, ilahi müzikler vardı, Kur'an-ı Kerim okundu ve hep birlikte burada Amsterdam'da şu andaki görmüş olduğunuz bu meydanda, kalabalık meydanda, daha doğrusu Albert Heijn'in üst katındaki, 4. kattaki çatıda çok güzel bir atmosfer var. Ve insanlar şu anda yemeklerini güzel bir şekilde oruçlarını açtılar, yemeklerini yiyorlar. Biz de şu anda yemeklerini yiyen kişilerle birlikte iftarı bir değerlendireceğiz. Biraz sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. İşte insan olmanın gereği bu. İnsanlar bir araya gelirler, beraber sofrada yemek yerler, beraber çaylarını, çorbalar içerler. İnsanlığın hususiyeti budur. Bir araya gelme, beraberce konuşma, beraber çay içme, aynı çorbaya, aynı tasa, kaşık sallama belki. Bunu sağlamamız lazım. Bizim yapacağımız tek şey bu. Bir araya gelme, herkes diyalog atmosferleri oluşturma. Beytende ne varsa paylaşma. Yani burada paylaşmayı görüyoruz. Beraber hoş sohbeti görüyoruz. Diyaloğu görüyoruz. Hoşgörüyü görüyoruz. Dolayısıyla sevgi atmosferi oluşuyor. Çok muhteşem bir atmosfer. Evet. Zaten Cenab-ı Allah'ın inayetiyle olur bu işler. Önce güzel bir niyetle başlar insanlar. Güzel niyet aksiyon yaparlar. Sonra da Allah'ın inayeti zaten arkasından gelir. Yani biz iyi şeyler yapmaya başladığım zaman, onu niyet ettiğim zaman Allah o zemini oluşturur. Gerçekten bunlar hep örnek olması lazım. Bunlar bize Allah'ın verdiği bir avans. Yani bu tabloları her hafta Avrupa'nın her yerinde, belki dünyanın her yerinde yapmamız lazım. Yapacağımız tek şu. Bir araya gelme, beraber paylaşma, sohbet ortamı oluşturma, yemekleri yiyebilme. Bunu sağlamamız lazım. Evet, insanlığın mayası sevgidir. Yani mayamız topraktan Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam yatırken mayada sevgi vardır. Bu mayayı, bu insanın özünü, insanın fıtratını sürekli sevgi atmosferiyle, o atmosferde o ortaya çıkar. Yani daha sonradan gazaplar, kinler, Adem Aleyhisselam karşılığında iblise ait hasletlerdir. Kin orada, nefret orada, gayz orada. Yani insanlar iki çeşit. Bir, Adem Aleyhisselam'dan, topraktan mütevellit olan, yaratılış fıtratına uygun olarak yaşayanlar. İki, Cenab-ı Allah'ın fıtratına karşı gelen iblis tarzı olanlar. Öfke, nefret orada, sevgi, muhabbet, diyalog burada. İnsanlar tercihte bulunmalı ve tercihini de fıtratına göre yapmalı ve o fıtratının gereğini de aksiyon haline ortaya koymalı. Evet, yani Rumi bir vesiledir buluşmaya. Bir sürü etkinliklerle bir araya gelmeye sebepler olabilir. Yani bir ebru bir araya gelmeye sebep olur, sanat müziği bir araya gelmeye vesile olabilir, söyleşi, beraber projeler geliştirme bir araya gelmeye sebep olabilir, toplumsal sorunları çözmeye ait bir araya gelme doğru olabilir. Yani bir araya gelme atmosferlerini oluşturmak lazım. Bu da bizim bir nacizane, yüzyıllardır devam eden bir araya gelmenin bir platformu Rumi. Biz bu şekliyle hizmet etmeye çalışıyoruz ama bir araya gelecek çok atmosferler var. Yani o kadar büyük, devasa problemler var ki dünyada.
İşsizlik bir başlı başına problem, hiç olma, ego ciddi problem, yalnızlaşma ciddi problem, dünyevileşme ciddi problem. Bütün problemleri düşünen, akleden ve bir araya gelmeye meyilli insanlar çözmeli ve artık böyle iyiler ayağa kalkmalı. Yoksa bu zalimler, yoksa kinle oturup kinle kalkanlar meydanı boş mu diyorlar? İyiler ayağa kalkmalı, duruma el koymalı ve hakikaten gereğini yapmalı. İnsan olmanın da gereği bu zaten. Ramazan iyilere bir dopingtir Allah'ın verdiği. Ya iyilerin kapının açıldığı, hatta şeytanın bağlandığı ay diye de Resulullah buyuruyor. Dolayısıyla bunu avans olarak almak lazım. Burada bir hız, ivme kazanmak lazım. Bu ivmeyi de bütün yıla yaymak lazım. Ramazan bir ivmedir. Allah'ın verdiği rahmetin tecelli ettiği bir aydır. Böyle hepimizin iliklerine kadar rahmet hissettiğimiz, Allah sevgisinin, muhabbetinin ciddi arttığı bir aydır. Bunda biz ivmemi kazanıyoruz ve bunu bütün yıla yayacak şekilde aksiyonlar yapmamız lazım. Cenab-ı Allah böyle programlarda bizi istihdam etsin. Allah yolunda istihdam etsin inşallah hep beraber. Ben Selahattin Delicioğlu, Hilversum'dan geldim. Davet üzerine ilk defa katılıyorum. Çok iyiydi, organizasyon çok süperdi. Dediğim gibi ilk defa katıldım. Gerçekten Fırbinding'in en güzel bir örneğini verdiniz. Birleşim, beraberlik. Ben ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bayağı hoşuma gitti. Çok iyi oldu. Yani Hollandacası perfect oldu yani. Dört dörtlükte her konuda. Her konuda çok güzeldi. Ve bunu organize yapanlara ben teşekkür ederim. Güzel bir organizeydi. Ve misafirdim, davetliydim. Bir yandan da gözlemci gibi oldu. Hoşuma gitti gerçekten. Çok süper bir organize yaptınız. Burada mümkündü. Dediğim gibi çok süper. Gerçekten her renkten, her kültürden insanlar vardı. Yani o kadar şey, Budizm'den bile ne vardı. Yani gerçekten süper bir organize. Ve çok da ünlüler vardı burada. Bugün bayağı ünlüleri gördüm ben. Evet. Belediye başkanı vardı, Marukan kişiler vardı, komedyenler vardı. Bayağı ünlü insanlar da var. Demek ki kıslacht. Çok güzel yaptınız. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bana büyük sürpriz oldu. Çok büyük sürpriz oldu. Evet. Basra abimizle tanıştık. Ve şu anda röportajı yapan abimiz sizsiniz. Sizin davetiniz üzerine geldim. Çok memnun oldum. Tahminim bir hafta cuma da buradayım. Olsun, barış olsun, huzur olsun. Ben bunu dilerim. Barış ve huzur. Ve sağlıklı bitirmelerini tabii. Önemli, çok önemli. İlahiyatçıyım. Hollanda'da, 2 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Bugün buraya davet edildim. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir programdı. Ramazan'ın o lahuti atmosferine uygun tertip edilmiş, insanları bir araya getirmiş, insanların bir araya gelmesine vesile olmuş olan bir program. Yani bunların devam etmesi lazım. Ramazan ayında olması da ayrı bir değer atfetmiş programa. Ramazan'ın ikinci onunu da uğurlamış olduk. Tabii ki bu ay bizlere manevi, çok büyük manevi değerler katıyor. Efendim, Ramazan'ın bu lahuti atmosferinden istifade etmeye çalışmak lazım. Çalışıyoruz. Onun dışında İslam dini bir kere daha gördük ki bu atmosferde İslam dini birleştirici bir din, barış dini. Bunu iyi anlatmak lazım, iyi temsil etmek lazım. Bunu iyi anlatıp iyi temsil ettikten sonra insanların bir araya gelmemesi için hiçbir sebep yok. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz biriz. Birbirimize saygı, birbirimize sevgi çerçevesinde bir araya gelip çeşitli problemlerimizi rahatlıkla çözebiliriz. Bu programların devamını diliyorum. İnşallah daha güzel programlarda buluşmak dileğiyle. Bugün en önemli bir şey daha kendim için şey yaptım. Yeni insanlarla tanıştım. Gerçekten çok yeni insanlarla tanıştım. Fikir alışverişi de yaptık. Tek şey olarak değil, hani
Çok şey, bazı şeyler de öğrenmiş oldum. Yani yeni insanlar tanıyınca renkler, kültürler tanımalı. Çünkü ben çocuk yaştan beri buradayım. Türkçem kıt birazcık. Yani eksik kelimeler yapabiliyorum. Ben çok böyle şeylere katıldım. Böyle değildi yani. İlk defa böyle bir şey gördüm ve Albert Einstein'ın da arkasında olması, Bonsfar benim bankamdır, senelerdir. Bunların da olması, hatta bir sordular niye Albert Einstein'de, neden diye. Albert Einstein'ın geçmişi, Albert Einstein kendisi aile olarak benim semtimden gelir, aile. Oradan çıkmıştır Albert Einstein. Bunların da dinlere çok yakın olan bir ailedir bunlar. Albert Einstein ailesi çok eski bir aile. Ve onu da gördük zaten. Hani bu şeyleri de gördük. Güzel bir organizaydı. Tekrar yine söyleyeyim, hani ben belki kendimi, beni tanıyorsunuz belki söyledim. Biz de bazı çok organizeler yaptık gerçekten Hollanda'da. İşte buna benzer şeyler de yaptık. Ama bu gerçekten süperdi yani. Volmarkt. Hollanda'nın Volmarkt'ı. Her konuda. Her çeşit insan gördüm ben burada. Çok hoşuma gitti. Sohbetleri de çok güzeldi. Ya bu iyi. Devamını dilerim. Devamını dilerim. Özel mesajım bütün insanlık barış ve huzur içerisinde yaşasın. Barış ve huzur içerisinde birbirine saygılı, birbirini seven insanlar topluluğu oluşsun ve dünya yaşanılır bir hale gelsin. Dünya hepimizin. Hepimiz bu dünyada yaşayabiliyoruz. Bir araya da gelebiliyoruz. Bir arada olmanın bir göstergesi. Yani bunlar olabiliyor. Olması da lazım. Hepimiz biriz ve Adem'in çocuklarıyız dediğim gibi. Kardeşane yaşayalım. Bu dünya hepimize yetiyor. Bizden öncekiler bu dünyayı terk etti gittiler. Biz de bir gün terk edip gideceğiz. Bizden sonraki nesle hoş bir sada bırakabilirsek ne mutlu bize. Ben size özellikle teşekkür ediyorum. Sizle geç tanıştık ama iyi tanıştık. Bundan sonra da görüşmemiz devam edecek. Ve tekrar herkese teşekkür ederim organize için. Başarılıydı bir organize. Çok başarılı. Sağ olun. Amsterdam Osdorp Plein'de New West Belediye Başkanımız Sayın Emre Ünver'le birlikteyiz. Bugün burada kendisi de Albert Einstein XL'in Osdorp Plein'deki iftar ile birlikte düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Kendilerinin duygu ve düşüncelerini alacağız. Bu bölgeyle ilgili çalışmalarını alacağız. Burada olmaktan çok mutluyum. Sent sakinleriyle halkın her kesiminden beraber oturup bu akşam iftarı beraber yapmak bizim için büyük bir mutluluk. İnsanların birbiriyle tanışması açısından olsun. Yine zaten bir akşam yemeğini beraber yiyorsak oradan sağlam bir temel bir ilişki çıkar. Mutluyum yani. Güzel bir etkinlik. Bence zaten semtimizin tablosu bu. Farklılıklar burada çoktur ama bu farklılıkları zenginlik olarak kabul ederek birbirimizin farklılıklarına da ilgi alakalı olup güzel bir şekilde beraber yaşadığımızı düşünüyorum. Ama özellikle bu akşam İlginç bir yerde, bir de Albert Einstein'ın en üst katındayız. Normalde park alanı herhalde burası. Açık havada beraber yaşlısıyla genciyle, semt sakinleriyle beraber Albert Einstein'ın desteği olsun ya da herhangi bir kurumların desteğiyle bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Özellikle ben semayı görmek büyük bir zevkti. Zaten karşıdaki apartmandan insanların dışarı çıkıp izlediğine de şahit oldum. İnsanlar ilgili. Bence özellikle bir park alanında böyle yapılması gayet güzel oldu yani. Herkesin de beğendiğini gördüm. Tabii. Aslında bayağı serin oldu ama hiç kimse bunu fark etmiyor gibi yani. Güzel sıcak bir ortam var. Bence zaten böyle etkinlikleri Ramazan ayından Ramazan ayına beklemektense arada insanların birbirine beraber oturup konuşması, tartışması ya da beraber bir çay ya da kahve içmesini tamamen destekliyorum. Bence duyarlılık üzerine olmalıdır, insan sevgisi üzerine olmalıdır ve barış üzerine olmalı yani. Keşke herkesin hakkına saygı gösterilen, baskı olmayan bir dünyada kardeşçe beraber yaşayabilsek. Teşekkür ederim. Ben Mustafa Tanane. Ik heb samen met heel wat vrijwilligers deze iftar georganiseerd namens Albert Heijn. Ja, we hebben vandaag 600 mensen mogen ontvangen en een lekkere maaltijd mogen aanbieden.
Ja, ik ben echt super trots. Super trots op wat er nu allemaal is neergezet door vrijwilligers. Maar ook super trots dat er mensen van verschillende afkomsten bij elkaar zijn gekomen. Om een lekkere Albert Heijn maaltijd te nuttigen met z'n allen. En ik kan echt niks meer zeggen dan dat ik super trots ben op deze dag. En er zullen er nog vele malen feestdagen volgen. Bijvoorbeeld straks met de kerst. Dan gaan we het ook gewoon lekker groots aanpakken. En ons doel is minimaal 4 per jaar te organiseren. Voor de mensen in de buurt. Om mensen te verbinden en mensen bij elkaar te brengen. Ja, ik heb echt net niks verder toe te voegen. Ik ben gewoon super trots. Echt super trots op wat er nu allemaal neergezet is. Kijk maar wat er allemaal aan mensen zitten. En mensen die gewoon met elkaar in gesprek gaan over bepaalde onderwerpen. Ja, ik ga vanavond heerlijk slapen. Ja, volgens mij is speciale boodschap van de Ramadan, dat zien we nu met z'n allen, is gewoon dat mensen met elkaar verbinden, mensen bij elkaar komen en mensen met een lach het gesprek aangaan met elkaar. En dit vind ik het mooiste wat er is. Volgend jaar gaan we hetzelfde doen en nog groots aanpakken. We hebben nu voor ongeveer 600-700 man. Ja, we gaan gewoon voor de 1000. Punt. Volgend jaar. En dat komt allemaal goed. Ik ben Charlotte Buijs en ik was uitgenodigd door een van de sprekers hier. En het is eigenlijk mijn tweede iftar ooit. Dus erg leuk, ook gewoon zo in de open lucht. Dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Voor mij is het, gaat het echt om verbinding en samen dan de maaltijd delen. En die samenkomsten vind ik heel bijzonder. Ik vond het een hele leuke avond. Goed samenwerken met elkaar. Gezellig. Hele mooie avond. Ja. Dat die mensen dan zo in zo'n tijd van moeilijkheid, dat de mensen zo lekker met elkaar omgaan en elkaar respecteren en praten en zo, weet je. Iedereen uitnodigen om samen te eten. En ja, ik vind het een fijne, een fijne tijd. Ik vind het heel mooi dat mensen kunnen zien dat wij dan met elkaar kunnen leven. En zonder te mensen te beoordelen. En ik vind dit een heel onbaatzuchtige idee om dit te doen. En ik vind het ook jou heel leuk dat je mij dan elke keer wil uitnodigen. En heb ik die cultuur van jullie ook anders kunnen zien, kunnen begrijpen. En zien hoe warm jullie zijn. Vindt jullie echt een warme mensen met heel veel liefde. Ja, dat vind ik van je. Marcel van Polanen van Albert Heijn. Geweldige avond, ontzettend mooi. 600 mensen, fantastisch. Echt enorm veel verbinding, veel mensen gesproken. Ja, het maakt me heel erg blij. Ik vind het echt geweldig. Geweldig om te zien hoeveel mensen er waren. En er hadden misschien wel meer mensen kunnen komen, maar op een gegeven moment moesten we ook stop zeggen. Dus misschien volgend jaar nog wel veel groter. Echt super, super mooi. Ja, dat we elkaar, dat we moeten verbinden met elkaar. We moeten veel meer zoeken wat ons bindt. En dat vind ik mooi. Dus zoek elkaar op en verbind met elkaar. Ja, succes. Ik vond hem fantastisch. Helemaal super. En de opkomst is enorm. Ik had het niet verwacht. Ik heb natuurlijk een paar keer een iftarmaaltijd meegemaakt. En ik vind het altijd bijzonder hoe mensen elkaar niet kennen. En uit verschillende culturen komen. En dan toch zo makkelijk integreren. Hè? Terwijl vanuit de politiek doen ze dan iedereen zo moeilijk over. Ja, integreren. En hier gaat het automatisch. Hier zijn mensen gewoon zichzelf. Ze voelen zich veilig bij elkaar. Ze ontmoeten elkaar. Ze maken kennis met elkaar. Ze leren elkaar kennen. En alle barrières zijn weg. En dat zouden we eigenlijk in heel Nederland moeten doen. Dit heel vaak doen. Echt heel vaak doen. Ik ben blij dat Albert Heijn dit zo spontaan heeft gesponsord. Daarmee laat Albert Heijn ook zien dat ze maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om ook mensen dichter bij elkaar te brengen. Ik vind het fantastisch als Albert Heijn dat als multinational gewoon doet. En daar ook aandacht aan geeft, geld aan geeft. Het faciliteert, mogelijk maakt. Ja, dit is uniek. Dit is prachtig. Dit moet echt veel meer gebeuren met heel veel meer bedrijven. Ja, waarom ben ik hier? Ik ben hier voor een iftar maaltijd. Die iftar mee organiseert in samenwerking met Albert Heijn.
en allerlei andere vrijwilligers die erbij betrokken zijn. Dus om het vaste te verbreken, maar eigenlijk om gewoon samen te komen met allerlei mensen van verschillende culturen. Om kennis te maken. Een hele fijne sfeer. Waar je mensen van verschillende culturen, mensen die je niet kent, waarmee je samen aan tafel gaat zitten. En gewoon een heel mooi gesprek opent waar je heel lang mee samen kan gaan praten. Ja, dat is gewoon heel mooi dat je met mensen die je niet kent lekker kan babbelen. Ja, mensen uit Amsterdam, dus dat is heel mooi om zelf geboren in Amsterdam. Hoe hebben wij dit georganiseerd? Hebben wij een actief burgerschapgroep waarbij wij om de zoveel tijd samenkomen om diverse activiteiten te organiseren. Wat een belang is voor alle Amsterdammers. Onder andere de IFTA mee. En daarbij is ons doel om eigenlijk mensen van verschillende culturen bij elkaar te brengen. En we hebben ook initiatief om met meer andere feesten, andere momenten weer een soortgelijke bijeenkomst te organiseren. Om mensen eigenlijk te verbinden met elkaar. Mijn naam is Fatma Us van stichting Time to Help. En ik ben Wim Koopman van dezelfde stichting, Time to Help. Nou, Time to Help is een goede doelenorganisatie. Gevestigd in Rotterdam. Wij zijn actief op diverse gebieden, als educatieprojecten, waterprojecten, medische missies en armoedebestrijding binnen Nederland en buitenland. En wij zijn vandaag hier in verband met Ramadan. Een hele mooie gelegenheid voor ons om hier ook onze projecten te kunnen vertellen. Ook, want het een speciale maand wat ligt voor het delen van. Je deelt je maaltijd, je deelt je vreugde. Een maand waarbij iedereen eigenlijk de maaltijd deelt en in gezelschap samen. Ja, en ik ben natuurlijk ook van Time to Help. En we zijn hier gekomen op uitnodiging. En de bedoeling is van die iftarmaaltijden, maar dat wordt al door iedereen gezegd, om in contact te komen met andere mensen, andere culturen. Daar ben ik heel gelukkig mee. Wij doen dat al, of tenminste, ik ben nu een jaar of 5 bij de stichting Time to Help. En dat zijn voornamelijk Turkse mensen. En het is heel leuk om eindelijk eens in contact te komen, goed in contact te komen met die Turkse mensen. Want die gemeenschappen leven veel te veel langs elkaar heen in plaats van met elkaar. En met die iftarmaaltijden doe je eigenlijk hetzelfde. En dus dat is een grote bijdrage tot, zeg maar, nader tot elkaar te komen. Ontzettend gaaf, een ontzettend mooi initiatief ook, want zo leer je elkaar kennen. Een hele mooie gelegenheid, want je nodigt elkaar uit, je geeft elkaar de kans om elkaar te leren kennen. En dit zorgt alleen maar meer voor verbroedering, meer voor vriendschap. En ik vind het een onwijs mooi project. Nou ja, daar sluit ik me natuurlijk bij aan. Ik moet zeggen dat ik er erg blij mee ben ook. Omdat ik zelf al eens op eigen houtje mensen bij iftarmaaltijd heb ontmoet. En die ook bij me thuis heb uitgenodigd. En dat werd heel, heel gezellig. Dus het is volkomen vreemd eigenlijk dat ik daar nooit eerder mee begonnen ben. En nou ja, dit initiatief, dat stimuleert dat alleen maar. Jazeker, een mooi moment om je maaltijd te delen, om je vriendschap te delen. En maak er gebruik van, zou ik zeggen, want een bijzondere maand. Heel de wereld deelt haar maaltijd. Iedereen helpt elkaar. En ik zou zeggen, kom vooral in aanmerking in gezelschap met elkaar. Maak er gebruik van. Ja, daar zou ik nog aan willen toevoegen dat het heel goed is om veel meer met andere mensen om te gaan. Maar ook omdat wij het allemaal zo goed hebben, om die andere mensen ook zoveel mogelijk te helpen. En dat is eigenlijk, denk ik, voor iedereen een goede boodschap. Help mensen waar het nodig is. Amsterdam Oosterplein meydanında Albert Heijn'in çatısındaki iftar şu anda geç saatlere kadar sürdü. Saat 11.30'ya doğru yaklaşıyor ve hala insanlar burada şu anda toplamayla meşguller. Ve bu iftar akşamında Hollandalısı
Faslısı, Surinamlısı, Antilyanlısı, Hindistanlısı, Budisti hepsi bir iftar sofrasında bir araya geldiler. Muhteşem bir atmosfer vardı. Albert Ayın'ın genel direktörüyle, genel şefiyle birlikte olduk ve kendileri böyle bir iftara düzenlemekten son derece mutlu olduklarını, önümüzdeki yıl 1000 kişinin katılımıyla büyük bir iftar programına imza atacaklarını söylediler. Tabii bu Amsterdam'da bir ilk oldu. Şu andaki bulunduğumuz şehirde, Ostorp Meydanı'ndaki, Ostorp Plein'deki bu Albert Ayın'ın çatısında ilk bir iftara imza atılmış oldu. Bunun önümüzdeki yılda da bu geleneksel olarak devam edeceğini, bunun iftarla sınırlı kalmayıp komşular gününde, insan hakları gününde, tema akşamları olarak da yine Albert Ayın'ın sponsorluğuyla ve iftar meyve değişik Hollanda'nın Amsterdam'daki dernekleriyle birlikte çeşitli farklı kültürlerin katılımıyla farklı organizelerde yine iftarda olduğu gibi etkinliklerin sürdüreceğini ve bunlara desteğinin süreceğini belirttiler. Son derece olumlu bir akşam oldu. Aynı zamanda yardım kuruluşları vardı. Time to Help, Futsal Bank yani Gıda Bankası da buradaydı. Son derece mutlu olduklarını söylediler böyle bir akşamda katılmaktan, insanlarla tanışmaktan ve iftar sofrasında bir araya gelmekten son derece mutlu olduklarını ve çok önemli bir gün olduğunu ve mutlu bir şekilde ayrıldıklarını ifade ettiler.